burada neler oluyor? Bu çok ilginç bir durum. Şimdi hamile kadınların nasıl hissettiğini anlıyor musunuz? Sanki dev bir karpuz yemişim gibi. Patlamayacağımdan emin misin? Rahatlıyım. Bu Yelda. Gördüğünüz gibi birini bekliyor. Bakalım kim gelecek? Özge, nereden geldin? Selam abla, beni özledin mi? Neden bu kadar üzgünsün? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Hadi biraz eğlenelim. Özge, ne yapıyorsun? Hamileyim. Rahatlamaya ihtiyacım var. Hadi ama. Benim yeğenim eğlenmeyi çok seviyor. Olamaz. Dinlenmem gerek. Kes şunu Özge. Okumak istiyorum. Evet, tabii ki. Sen ne dersen. Vay canına. Sonunda. Bir partiye ne dersin? Bayılacaksın. Hadi tıpkı eski günlerdeki gibi. Dans, karaoke. Eğlenceli olacak. Özge, ne yapıyorsun? Beni rahat bırak. Çok sıkıcısın. Gerçi işte bir fikir. Hadi yastık savaşı yapalım. Bak, King Kong'a benziyor muyum? Aynı gibiyiz değil mi? Şimdi senin sıran. Olamaz. Daha sana ne kadar katlanmam gerekiyor? Özge, seninle konuşmam gerek. Bak canım, hamile kadınlar bunu yapamaz. Bizim için iyi değil. Daha rahatlatıcı bir eğlenceye ihtiyacımız var. Yapabileceğim en fazla pijama partisi. Seçim senin. Ayı mı, panda mı? Ciddi misin? Pekala, bana pandayı ver. Şu kuyruğa bak. Şirin değil mi? Harika. Sana yakışıyor. Çok yorgunum. Ben dinleneceğim. Sen de şimdilik okuyabilirsin. Tabii ki. Geldiğime sevindim. Bu gerçekten eğlenceli bir hafta sonu. Harikulade. Bunu nasıl okuyabilir ya biri? Çok sıkıcı. Uykum geldi. Biraz kestirsem iyi olur. Uyuyor. Onu uyandırmayacağım. İyi geceler Özge. Ne? Şimdiden sabah mı oldu? O kadar uzun süre mi uyudum? Vay canına. O ne? Göbeğime ne oldu? Yardım! Yelda, bana ne oldu? Şuna bak. Göbeğim nasıl böyle büyüdü? Benimkinden daha büyük. Aman Allah'ım. Bu bir mucize. Sana ne oldu? Sanırım kusacağım. Merhaba sabah bulantısı. Zavallı kız. Sakin ol Özge. Çok önemli değil. Sadece hamilesin. Bu harika değil mi? Yine mi? Bu korkunç. Buyurun, hamilelik testi yaptırmanın zamanı geldi. İyi şanslar. Yelda, hepsi pozitif. Hepsi. Ama bu imkansız. Buna inanmıyorum. Bu olamaz. Gerçeği öğreneceğim. Daha fazla teste ihtiyacım var. Çok daha fazlasına. Evet, elbette. Al bakalım. İstediğin kadar. Hadi evlat, gergin olma. Bitti. Hayat bitti. Emin misin? Hayır. Bir açıklama olmalı. Endişelenme. Göründüğü kadar kötü değil. Aynı zamanda bebeklerimiz olacak. Hayır. Aklından bile geçirme. Dokunma bana. Ben gidiyorum. Özge, bekle. Nereye gidiyorsun? Aynı anda bebek sahibi olmakmış. Deli midir nedir? Asla. Eve gidip bu konuda ne yapabileceğimi düşüneceğim. Olamaz. Kemer çok kısa. Pekala. Ben böyle gideceğim. Sorun ne? Direksiyon neden dönmüyor? Peki bunu nasıl yapacağım? Olamaz. Yapamıyorum. Neden bu kadar büyük? Bu çok kötü. Döndün mü? Aç mısın? Onu bana ver. Ben çok açım. Hamilelik böyledir. Bir atı bile yiyebilirim. Burada ne var? Bunlar olmaz. Ben özel bir şey istiyorum. Buna ne dersin? Veya buna. İşte bir muz. Çok lezzetli bir kabuğu var. Biraz ketçap. Bu muz çok lezzetli. Biraz cips ve kremaya ne dersin? Bu çok iyi. Nefis. Bunu neden daha önce yemedim? Yelda, doymadım. Başka bir şeyin var mı?
Bir saniye bekle. Aa, hamile insanlar için bir pasta. Tam ihtiyacım olan şey. Wow. Salam, krema, marshmallow ve peynir. Bu harika. Hmm. Nefis. Tatlı olarak da küçük bir sandviç. Özge, ne yapıyorsun? Ne? Ben de istiyorum. Oh. Özge, sanırım birisi baba olmak üzere olduğunu söylemenin zamanı geldi. Olamaz Zelda. Evet, çok mutlu olacak. Hadi ara onu. Merhaba tatlım. Nasıl gidiyor? Bebeğim, iyiyim. Bir şey mi oldu? Sana küçük bir sürprizim var. Hamileyim. Gerçekten. Ne? Olamaz. Eyvah. Onun nesi var? Bayıldı mı? Hayır, o çok mutlu. Yelda, seni çok fena yapacağım. Mutlu değil, tamam mı? Üzgün. Bu korkunç. Ne yapacağım ben? Merak etme. Her şey iyi olacak. Hamileliğim boyunca pijama giyecek halim yok. Yelda, şuna bak. Wow. Elbisem hakkında ne düşünüyorsun? Aa, biraz kısa olduğunu düşünmüyor musun? Yine mi ya? Bu göbek yüzünden giyecek hiçbir şeyim yok. Bu taytlar da çok sıkı. Bu bir kabus. Sen dinlen, bir şey düşüneceğim. Bir kimse bu kadar büyük bir göbekle nasıl yaşayabilir? Sakin ol. İşte bak, güzel bir tişört. Ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Git dene. İşte oldu. Bu kadar. Aa, çok rahat. Hiç de sıkı hissettirmiyor. Bu harika Yelda. Ben çok rahatım. İçinde her şeyi yapabilirim. Harika. Hadi sana başka bir şey bulalım. Özge şimdi çok huysuz. Aa, bu göbekten çok yoruldum. Olamaz. Eğlenemiyorum bile. Bu korkunç. Öte yandan Yelda gelmiş geçmiş en sakin kişi. Yoga hamile kadınlar için en iyi aktivitedir. Ama Özge sakince oturamıyor. O her zaman hareket halinde. Durabilir misin? Hiç ara vermiyorsun. Özge, ne yapıyorsun? Yapma. İp atlayamazsın. Yelda, çok endişelisin. Yoga'nın sana yardım ettiğini sanmıyorum. Pekala, yeter. Bana atlama ipini ver. Böylesi çok daha iyi. Çok iyi. Bir süre otur. Hadi benden sonra tekrar et. Pekala, deneyelim. İşte gördün mü? Aa, yapamıyorum. Erişemiyorum. Bu çılgınlık. Kendi ayaklarıma ulaşamıyorum. Ama neyse. Olduğu kadar. Mükemmel. Peki doktor, cinsiyeti nedir? Bir saniye, endişelenmeyin. Öğreneceğiz. Aa, bebeğimin cinsiyetini öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Gergin olma Özge. Her şey yoluna girecek. Yelda o yoldan çoktan geçti. Ve şimdi bebek isimleri listelerini inceliyor. Pekala kızlar, bu sizin için. Kapalı zarflar. Bu ne anlama geliyor? Bakma Özge. Aha. Henüz değil. Yakında öğreneceksin. Teşekkür ederim doktor. İyi günler. İyi günler. Büyük bir parti vereceğiz. Kız mı erkek mi olduğunu öğrenmek çok önemli. Bu çok büyük bir lütuf. Hayatımın en güzel günü. Bunu sonsuza kadar hatırlayacağım. İlk ben mi başlayayım? Hadi Yelda. Balonu patlat. İyi şanslar. Yaşasın. Hadi içinde ne var bakalım. Bir erkek Özge. Bir oğlum olacak. Çok mutluyum. Bakalım sende ne var? Evet hadi. Wow. Çok heyecanlıyım. Bu ne? Anlamıyorum. Bu ne anlama geliyor? Bunların hepsi bir rüya mı? Biri şaka mı yapıyor? Neler oluyor? Anne? Neredeyim? Göbeğim? Gitti. Ne şanslıyım. Sadece bir rüyaymış. O kadar mutluyum ki. Sorun ne? Neden çığlık atıyorsun? Artık göbeğim yok. İnanabiliyor musun? Ne göbeği? Neden bahsediyorsun Özge? Boş ver abla, seni çok seviyorum. Güzel. Bu iyi bir dersti.
Milerit'le ilgili videomuzu sevdiniz mi? Rüyalar ve gerçeklik arasında hiç kafanız karıştı mı? Öyleyse yorumlara yazın ve en sıra dışı rüyanızı anlatın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece kanalımızdaki yeni videoları kaçırmazsınız.